Avrupa kıtası. Avrupa bir biçimi tarihi coğrafi anlayış diyeyim. Avrasya matematiğinin bir hissesi diyeyim. Sahası tekmiden 10,8 milyon kvadrat kilometredi. Burada Avrasya matematiğinin bir gökte haritası, lar haritası görüşür. Avrupa'nın eğer Asya'nın serhedlerinin ayrısı serhedler bildiği için işaret edildi. Karadeniz'in demek şer sahilleri boyunca, Ural dağlarının şer yamacı boyunca, Ural yahut Enbaç haylarının deresi boyunca şimalı Hezer'e geliyor. Hezer'in şimalında, Hezer'in gerb sahilleri ve Kafkas dağlarının şimalına inip, Kuma, Manı çiçeklerini geçip Azov denizine dahil olup, Azov Denizi'ne Keç Boğazı vasıtasıyla Karadeniz'e dahil olup Karadeniz'den Bospor Boğazı'yla Marmara Denizi'ne, Marmara Denizi'nden Dardanel Boğazı vasıtasıyla Ege Denizi'ne, Ege Denizi'ne Aral Denizi'ne dahil olup Aral Denizi'ni Cebelatarlı Boğazı vasıtasıyla geçip Atlantik Okyanusu'na dahil olmak şimaldan Karadeniz'ine kadar geldikçe bu olur Avrupa'nın arazisi. Yok eğer Aral Denizi'nden Süveyş kanalı yahut Berzek ile Kırmızı Deniz'e, Kırmızı Deniz'den Babelmen'de Boğazı'da, Boğazı'da Eden Körfez'de Hint Okyanı'na dahil olup Avrasya ile Hint, Avustralya matematikler arasındaki adaların canıbından çeşme şehirtiyle sağ okyanına dahil olup Bering Boğazı'nı geçip tezden Karadeniz'e kadar gelir ise bu olacak Asya. Matematik ünlü sayısı 54 milyon kvadrat kilometredir. Yuvarlar rengimler diyelim. Tekminen 10 milyon kvadrat kilometre Avrupa'nın, 44 milyon kvadrat kilometre ise Asya'nın payına düşür. Labrasya kursunun parçalanmasından yaranmıştır. En büyük materiştir. Avrupa, bu da Asya. Burada ise Avrupa'nın psikik haritasını görürsünüz. Avrasya, Avrupa matematiğine hatiden deniz körfez bu boğazlar. Burada yerlerine su aşağı gelecek. Denizlerin, körfezlerin, boğazların yerine su aşağı gelecek. Bu su aşağısın lencileceğim onu göreceğiz. Cevap bilenler özlerini yoklayabilirler ki neyi düzgün neyi sep bilirler. Okyan, deniz ve körfezler. Avrupa matematiği, Avrupa kıtasını gerd tarafından Atlantik Okyanı ve onun denizleri hatırlı Atlantik Okyanı matematiğin kıtanın gerbinde Şimal Buz Okyanı şimalda yerleşir. Bu gördüğünüz deniz yüzü Büyük Britanya ile İskandinav Yarımadası hepsinin Jütland Yarımadası arasında yerleşen arazi Almanya'nın, Niderland'ın, Belçika'nın şimalında yerleşen arazi. Demeli şimal denizdi. Özüm rencilerim ki cevap bilenler cevapların özlerini yoklasınlar. Bu şimal denizdi. Bu demeli Baltik denizdi. Dahil denizlerden biriydi. Baltik denizi içerisinde bir sözü Rikapin Botnik Körfez'e geçti. Şimalda Körfez. Botnik Körfez'i Büyük Körfez şimalısı diye yerleşir. Şerq tarafta ise Riga, Uzgar Şektrep'te Fin Körpezi, Bering Denizi Tözü'nün canı pisasının aşağı sitesinde ise Riga Körpezi yerleşir. Bu Botnik Körpezi. Hediye vermiştim, yadım açmıştı. Botnik Körpezi buradı. Bura Norveç Denizi'nin, Norveç devletinin şimal gerbinde yerleşen Norveç Denizi'ni. Avrupa'nın hayat eden denizlerden biriydi. Bu gördüğünüz deniz Barents Denizi'ydi. Şimal Buz Okyanusu Hövzesi'nin Barents Denizi'ydi. Barents Denizi'nden canıb şerq tarafta dahil denizlerden biri Akdeniz yerleşir. Bu gördüğünüz küçük deniz demeli Azov Denizi'ydi. Azov Denizi Avrupa ve Asya arasındaki serhat üzerinde yerleşen yerlerden biriydi. Türkçe'de bunu Azak Denizi derler. Azov Denizi. Keç Boğazı vasıtasıyla Karadeniz'e birleşir. Harzlı buradaki vaziyeti, siyasi vaziyetten yerleşik haberimiz var. Bu Azov Denizi. Bu Karadeniz'i.
Bura Biskay Körfezi'ydi. Deməli İspanya'nın şimalını Fransa'nın gərbində yerleşen Biskay Körfezi'ydi. Avropanın canımında ise dünyanın en büyük daxili dənizi olan Aralık dənizi yerleşir. Aralık dənizi yerleşir. Aralık dənizinin daxilinde bir neçen dəniz var. Bu dənizler deməli Egey dənizdi, İyon dənizdi, İyonik'te deyirlər, Adriyatik dənizdi, Tirden dənizdi ve İgur dənizlerdi. Sonra şikayetlerde bu dənizleri çoşuma göstereceğim. Şimdi sual şerisi gelen yer bir düşümün bizim Xəzər dənizdi. Deməli Avrasiyanı, Avropanı əhatə edən dənizler, körfəzlər bunlar. Boğazlar. Boğazlar deməli sahilkatı çok parçalandığına göre burada çok sahili denizler kimi, körfezler kimi, çok sahili hem de boğazlar vardır. Demek bu gördüğünüz boğaz Afrika ile Avrupa kites arasında yerleşen Cebeltarır boğazdı. Bazı edebiyatlarda buna Gibraltar da deyilir. Cebeltarır boğazı. Gördüğünüz boğaz Azov Denizi ile Karadeniz'in arasında olan boğaz Keç Boğazı'dı. Keç Boğazı'dı. İstanbul şehrinin üzerinde yerleşen sual işareti bildiği için bu Bosfor Boğazı'dı. İzmir şehrinin yakınlığında yerleşen bu boğaz Dardanel boğazı. Demek bu boğazlar hem Bosfor hem Dardanel boğazları Kiçik Asya yarımadasını Balkan yarımadasından ayıran boğazlardı. Bunlar da Erçi Boğaz, Keç Boğazı ile birlikte bunlar da Avrupa ile Asya arasında şerhli serhat kabul edilir. Bu Dardanel boğazı. Bu gördüğünüz boğaz Apennin yarımadası ile Sicilya adası arasında yerleşen Messin boğazı. Bu gördüğünüz boğaz Büyük Britanya, Suaçası Büyük Britanya Fransa arasındadır. La Manche boğazı, buna dünya devletinde daha çok La Manche denizi deyirlər. La Manche denizi deyirlər, bizde La Manche boğaz gelir. La Manche. Bu ise Pas-de-Calais boğazdır. Yeni Büyük Britanya ile Fransa arasındadır. Bu gördüğünüz boğaz Jütlandiya yarımadası ile Skandinav yarımadası arasında yerleşen Skagerrak boğazdı. Şimal denizini Baltik denizini birleştiren beş altı boğazdan biridir. Skagerrak yanında enli boğaz ise Kattegat boğazdı. Sual içerisi geldi. Kattegat boğazdı. Burada hemçinin çoklu çiçik boğazlar, ensizler de var. Çoklu çiçik ensiz boğazlar var. Bu boğazlara Eresun boğazını, Zun boğazını Büyük bir çiçik bir boğazlarını misal göstermiş olar. Aral denizin dahilinde olan denizler. Bu Ligur denizdi. Demek ki Apennin yarımadasının şimal gerb hissesinde yerleşir. Korsika adasının şimal hissesinde Ligur denizdi. Bu gördüğünüz deniz demeli Apennin yarımadasının şerq hissesinde sahillerinde Mehdüseyin Zade'nin de buluştuğu Adriyatik denizdi. Sovyet ve kahramanı Mehdüseyin Zade'nin de buluştuğu Azerbaycan'ın büyük milli kahramanlarından biri olan Mehdüseyin Zade'nin de buluştuğu demeli Adriyatik denizdi bura. Bu gördüğünüz deniz Tirren denizdi. Sicilya, Sardinya, Korsika adaları ve Apennin yarımadası arasında yerleşen deniz Tirren denizdi. Sicilya adasının canıb şerginde Yunanistan'ın canıb gerbinde yerleşen deniz ise İyon ya da İyonik denizdi. Ve Aral denizinin içerisinde yerleşen çok sahili adalarsı deniz var. Bu denize Egey denizi diyoruz. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sahilde yerleşir.
Ara denizin daxili olan dənizler bunlardır. İndi sual şirası gələn yer. Deməli İzmir körfəzinin yanıdır, İzmir şəhərinin yaxınıdır, İstanbulun yanıdır. Bura Türkiyənin daxili dənizdir bu dəniz. Deməli müstəqil dənizdir, Mərmərə dənizdir. Mərmərə dənizdir. Bunun Ara dənizinə dəxili yoxdur. Adaları. Avropada xəttlərlə yürüşü çox sayda adalar, həmçinin arxipelaglar var. İndi bunlardan deməli ən böyük dünyanın ən böyük vulkan çatılarından biri olan saati 102 min kvadrat kilometre olan İslandiya adasıdır. Bir neçə vulkanın püskürməsi nəticəsində burada nəhəng bir ada yaranıb. Təxminən 350 bin nəfər əhalisi var. Subarktik qurşağında yerləşir. Dünyanın inşa etmiş ölkələrindən biridir. Geotermal enerjidən geniş miqyasda istifadə edirlər. Paytaxtda Reykjavik şəhərdir. Testlərdə bu səmanası atmosferi daha təmiz, ekoloji təmiz olan yer kimi göstərir. O görə ki, burada yerin daxili enerjidən geniş miqyasda istifadə edilir. Demək olar ki, yanacaq yandırılmır. Ona görə də havası olduqca təmizdir. Bu gördüyünüz ada Böyük Britaniyanın qərbində yerləşən İrlandiya adasıdır. İrlandiyanın şərqində Böyük Britaniya adası yerləşir. Böyük Britaniya adası yerləşir bu ada. Bu gördüyünüz ada, deməli Yutlandiya adasının şərqində, Skandinav adasının cənubunda, Danimarkanın paytaxtı Kopenhagen şəhərinin yerləşdiyi Zelandiya adasıdır. Sual işlesi geldi yerine. Zelandiya adası. Bu ada, ada diyor aslında kalsa arşipelagdır. Bu Spitsbergen arşipelagıdır. Spitsbergen arşipelagı. Bu ise yeniden bir arşipelagdır. Franz Josef arşipelagıdır. Franz Josef arşipelagıdır. Bu ada ise Rusların Rusya'ya daxildi, Şimal, Nova, Yeni Torpaq deyilən adadır. Yeni Torpaq, Ruslar buna Nova'ya zemliye deyirlər. Şimal Torpaq bundan şərq tərəfdədir. Yeni Torpaq budur, Nova'ya zemliye. İndi Ara dənizi daxilində olan adalar, bu gördüyünüz ada Sicilya adasıdır. Deməli, ada İtalya dövlətinə məxsusdur. Bu, Sardinya adasıdır. Bu ada da İtalya dövlətindir. İtalya dövlətinə məxsusdur. Sardinya adasıdır. Bu gördüyünüz ada isə Fransa dövlətinə məxsus olan Korsika adasıdır. Korsika adasıdır. İndi ekrana gələn ada isə İspanyaya məxsus olan Balear adalarıdır. Balear adalarıdır. Bu gördüğünüz ada Yunanistan dövlətinə məxsus olan Kirit adasıdır. Bu gördüğünüz ada isə müstəqil dövlətdir, Çipirdir. Bizə görə mübahisələrə razıdır. Burada iki dənə dövlət var, yenidirim Azərbaycana. Bizə görə ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı burada Çipir dövlətini tanıyır ki, bu Yunan Çipirlərinin dövlətdir. Çipirin şimal-şərq hissəsində ərazisinin təxminən üçdə bir hissəsində Şimali Çipir Türk Cumhuriyyəti yerləşir. Bizim ədəbiyyatda da bunun adını çəkirik. Çipir adası bu. Relyefi dağlar. Mürəkkəb quruşam ağacı Avropanın canıb hissəsi. Canıb hissəsi Alp qışının Caman dağlarından ibarətdir. Şimal hissədə isə qədim dağlar, bildiyiniz kimi Skandinaviya dağlar yerləşir. Canındakı dağlar Afrika Litosvetası, Avrasiya Litosvetası, Toksvetası, Alp qışının yerindən dağlardan ibarətdir. Gördüyünüz bu qədim dağ Skandinaviya dağlardır. Bu qədim dağ Ural dağlardır. Ki Avropa ilə Asiya arasındakı sərhəd Ural dağlarını şərq yamacı ilə keçir. Ona görə ki,
Danı şəriyamatlar dik sırıldı. Gəlim doza dik sıldırımıdır. Yəni Avropadan bura rahatça daxil olmaq olur. Asiyadan bura daxil olmaq çətindir. Yəni Avropalıların yaşadığı yer olduğuna görə bura. Ural dağlarının şərqindən gedir Avropaya Asiyanın sərhəddi. Ural dağları. Bu gördüyüz dağ Pirinei dağı vardı. Pirinei dağlarında Alpların cavan dağlarından biridir. Bu gördüyüz dağ Apennin yarımadasının şimalında yerleşen Alp dağlardı. Alpinizm törde dağa çıkanlar, dağçılar kelimesi de burada yanıp da Alp dağları budur. Burada yerleşir. Burada, bu ise Pirinei dağlardı. İtalya arasında yerleşen Pirinei dağlardı. Bunlar ise Balkan dağları, Balkan yarımadasında olan dağlardı. Bu dağlar demeli bu dağları Starga Planına Dinar Radop dağları. Starga Planına Dinar Radop dağları aitti. Balkan dağları devrilir bu dağlara. Bu dağlar ise Ukrayna'nın gerb hissesinde Rumuniya arasında birleşen Karpat dağlardı. Bundan şimalda Süveyyat dağları için. Bu gördüğünüz dağ yeni Alpkışın dağını olan Kırım dağlardı. Orta Endülü'ye maliştir. Yani Avrupa'nın canıbında Cavan dağlardan Kırım'da, Karpat'ta, Balkan dağları, Dinar'da, Dostlar'da bunlar. Apennin, Alp dağları, Pirinei dağları bunlar Cavan dağlardı. Şimalda erişen Skandinav dağlardı. Ural dağları ise Ural dağları şerbi erişir. Bu dağlar ise Kadim dağlardı. Ovalıklar. Demeli bura gördüğünüz Almanya'nın şimal sitesinde yerleşen Şimalı Almanya ovalıklarıdır. Bu ise Polşa'nın şimal sitesinde yerleşen Şimalı yahut Polşa ovalıkları. Polşa ovalıkları. Bura gördüğünüz bu büyük arazi bura adlanır. Bura adlanır. Rusya düzenliği yahut Şərq Avropa düzenliği. Rus düzenliği de değilir, Şərq Avropa düzenliği de değilir. Rusya yahut Rus düzenliği, Şərq Avropa düzenliği adlanır. Bunun içerisinde bir neçe yüksekler var. Yükseklerin adını ayrı yerde işleteceğim. Bu ise Şimalı Xəzəryan ovalıqdır. Çerçivenin içerisinde gördüğünüz yer. Bu gördüğünüz ovalıq Padan ovalıqdır. Po çayının dərəsi boyunca etrafında yerleşen ərazi bu Padan ovalıqı yahut Po ovalıqı. Buna diyebiliriz. Bu ovalık ise Orta Dunay ovalıdır. Dunay çayının orta xarlarının olduğu yerdir. Dunay çayları bir sürü Alplardan başlayıp İsveç'in arasında birçok ölçenin arasından geçir. Bulgaristan'ın arasında Karadeniz'e tökülür. Bu Orta Dunay ovalıkıdır. Canıp Sede'de, Canıp Şerkside ise aşağı Dunay ovalığı yerleşir. Bu ise Avrupa ve Asya'nın serhendi, Ural Dağları'nın şerg yamacı, Şimalı Xəzər yani ovalık, Qafqaz Dağları'nın şimali tekleri Kuma Çüçeli, Manu Çüçeli, Azov Denizi'nden Keç Boğazı, Keç Boğazı'ndan Karadeniz'e, Karadeniz'den Bospor Boğazı'sı, Mermere Denizi'nden, Mermere Denizi'nden, Dardanel Boğazı ve Sıda, Ege Denizi, Ege Denizi'nden, Aral Denizi'ne dahil olmakla Avrupa ve Asya arasındaki şerhdi sərhəddi təyin edebilir. Bura Avrupa, bu ise şerh terebisi Asya'dır. Avrupa erib, qərb sözündən də Asya ise Asu dilində Asu deməli bu şərq gün çıxan mənasında işlənən sözdür. Bu isə Avrasiyanın Asiyanın ən böyük ovalıqlarından biri olan Qərbi Sibir ovalıqdır. Rusiya dövlətinə məxsusdur. Bu ovalıq isə Xəzər dənizinin şərq tərəfində Turan ovalıqıdır. Bunlar Asya'da, Qərbi Sibir ovalığı, Turan ovalığı Asya'dadır. Şərq Avropa düzenliği yüksekleri, bir yalda edeceğim. Şərq Avropa düzenliği içerisinde, yahut buna Rus düzenliği diyor. Bunun içerisinde bir neçe yüksekler var. Bu yüksekler bir neçe il bundan evvel testere depelerle düştüğüne göre bunu burada verdim. Baltık yükseklerinin burası alınması esas meselelerinden biri Volga çayının öz mensebini buradan götürmesidir. Xəritələri görürsünüz, Volga çayının başladığı yer. Valda yüksəkliyindən. Təxminən 256 metr yüksəkliyindən başlayır. Bu gördüyünüz yer yüksəklik, Valda yüksəkliyinin canıb hissəsində Orta Rusiya yüksəkliyidir. Bu isə Volga çayının sahilləri boyunca yerləşən Volga boyu yüksəkliyidir.
Bu ise demeli Dinepir çayının boyunca yerleşen Dinepir boyu yükseliydi. Dinepir çayının hövzesinde yerleşen Dinepir boyu. Bu ise demeli Stavropol yükseliydi. Stavropol yükseli Rusya arasında. Demeli Şarkı Bölgesi'nin dağında Valda yükseliydi. Volga boyu yükseliydi. Orta Rusya yükseliydi. Stavropol yükseliydi. Ve Dinepir boyu yüksekler yerleşir. Tepeler 13-13. Yıllarda bu bilinçte ve Gabon tanılarında testlerde bu geomorfoloji vahidlerde edildi. Vulkanları Avrupa'da vulkanlar bir Afrika Tözbeti arasında Avrupa'da Avrasya Tözbeti'nin fokuslu yerinde diyen ki Aral Denizi'ndedi ve Pirinei yarımadasındadır. Şimdi bu da şimdi burada vulkanlar demeli Hekla Vulkanı aşağı Aral Denizi'ne baktım öyle bir şey vermedim oran. Demeli İslandiya'da yerleşen Hekla Vulkanı da aslında kalsa burada çok sayıda vulkan var. Hekla bunların en meşhurlarıdır da değil. Bir neçen bundan evvel burada Sinan Avrupa'da Abyasya'nın hareket etmesine imkan vermeyen vulkan Hekla Vulkanı diye başka bir vulkandı. Adı adında kalmadığına göre bunu işlemiyorum. Şimdi sual şeresi gelen vulkan demek Roma şehri yakınında yerleşen vulkan. Bu vulkan bildiğiniz gibi Vezuv vulkanıdır. Sicilya'nın şimalında gelen vulkan Stromboli, bu ise Etna vulkanıdır Sicilya'nın. Demek Avrupa vulkanları Etna, Stromboli, Vezuvi bileşi bu vulkanların bunlar Tözbet Ovası'nın tokuşma serhendindedir. Yani konvergen serhendi Hekla vulkanı ise Şimal Amerika Tözbet Ovası'nda Avrasya Tözbet Ovası'nın birbirinden aralandığı Şimal Atlantik Ortaokyanus Sıradağları üzerinde yerleşen Hekla vulkanıdır. Bu da vulkanların, Avrupa vulkanlarının siyasi. Yarımada. Avrupa'da çok sayıda yarımadalar yerleşir, çok sayıda. Yarımadaları şimalda dört canlı, dört şekilde de ifade edebiliriz. Bu gördüğünüz yarımada Kore yarımadası, İskandinav yarımadası, Şek kurtaracağı Kore yarımadası. Burası İskandinav yarımadası. Dünyanın en büyük yarımadalarından biri 800 kvadrat kilometre sahası var. Bu gördüğünüz yarımada Danimarka devletinin yerleştiği Jutlandiya yarımadası. Jutlandiya yarımadası. Bu Pirinei yarımadası. Britanya yarımadası burada her iki şehre koymuyor. Bu Sütçüvan Çakır'da görüşeceğim. Bu canımda da bu. Pirinei yarımadası. İspanya, Portekiz devletleri burada yerleşir. Apennin yarımadası da burada yerleşir. İtalya devleti, San Marino devleti, Vatikan devletleri yerleşir. Bu Balkan yarımadası da. Balkan yarımadası da. Bu ise Kırım yarımadası da. Britanya'mızı geldi. Fransa'nın şimal gelp sitesinde Büyük Britanya yarımadasında bu yarımadanın adı Britan. Britan yarımadasıydı. Gördüğünüz gibi şimalda dört tane yarımada. Kola, Skandinav, Jutlandiya, Britan yarımadası. Canında yeni dört tane Pirinei, Apennin, Balkan, Kırım yarımadaları yerleşir. Çayları. Avrupa'da Avrupa Murayim Deniz İklim Tipi'nde yerleşti. Murayim Deniz ve Murayim Kanada İklim Tipi'nde yerleştiğine göre burada çok sayıda demeli çok sayıda burada çaylar yaranır. Çayların en meşhurları demeli ancak büyük çaylar burada diyeceğim bu Laura ya Luara çay şeklinde de ifade olur. Bu çay ise Paris şehrinden geçen Siena çayıydı. Bu çay İsveç'ten Almanya'ya geçen Niderlandın arasında Dende Türk'ten Rehin çayıydı. Bu çay yeni de Almanya arasında Dende Türk'ten Erma çayıydı. İkinci Dünya Muharebesi'nden bunun hakkında malumatımız var. Bu çay demeli Oder çayıydı. Bu çay ise Polşa'nın en büyük çayı olan Bista çayıydı. Bista çayı. Bu indi ekrana geldi, geçiyordum ben. Bu Padan çayıydı. İtalya'nın şimal hissesinde
Milan tarafından başlayır, Adriyatik Denizi'nde dökülen çay, Padan çayı değil, Po çayı da değiller lan, Po çayı. Padan ovalığın daha çok adı çıkmış denir, Po çayı. Bu gördüğünüz çay, Volga çayıyla birlikte Avrupa'nın en büyük çayı olan 3500 km uzunluğa malik olan Dunay çayıydı. Aşağı Dunay, Orta Dunay ovalıklarında bir yer göstermiştim. Ekranda yeniden bunları yaşlı deneyde ovalıkları yerini hiç seçebilirsiniz. Bu oldu Dunay çayı. Bu çay ise Ukrayna'nın en büyük çayı olan Dinepir çayıydı. Bu ise Rusya arazisinden, Azov Denizi'ne gelip dökülen Don çayıydı. Don çayıydı bu. Bu ise Avrupa'nın yeniden en büyük iki çayından biri olan Volga çayıydı. Volga çayı Valda yükseliğinde gölden başlayıp Valda yükseliğinden başlayıp başlayan çay. Bu ise Volga çayının en büyük, Volga çayı göstereyim. Volga çayının en büyük kollarından biri olan Kama çayıydı. Yani Volga çayıyla birleşir. Kama çayının başkırsızdan arasından başlayan kolu bizim dilde Ağzel diyorlar, Ruslar Belaya çayı diyorlar. Başkırsızdan arasından akıp, Başkırsızdan'da başka bir çay yoktu. Kama çayının kollarından biri de Kertedemir çay görüşmür. Bu Kama çayıydı. Çay gemçinin, Volga çayda, Kama çayda gemçinin, deniz gemçiliğinin, çay gemçinin çevirdiği, çay gemçinin çevirdiği çaylardandı. Bu çay ise Peçora çaydı. Şımal gibi bir çaydı başlıyor. Peçora Şımal Şergin'deydi. Bu Peçora çaydı. Göller. Burada çok sayıda göller var. Göllerin baş şeriflerini görüyoruz da bu tekçe. Demeli Avrupa'nın gölleridir. Burada Avrasya'nın göllerini vermişim. Göllerin baş şerifleri Rusyalara tapşır şeklinde vermiştim Özcansiler. Göllerin baş şeriflerinin burada yazılı olması demeli gölleri Özcan Medef'te çöme geliyebilir. Şimdi şahane gece şansı gölden gelir söylemek. Onun tür gölün adını diyeceğim. Bu şimdi çerçevenin içerisinde daire içerisinde verilen göl O harfi bu Onega göldü. S harfli yazdan Finlandiya'nın en büyük göllerinden biri olan Finlandiya bir sürü göller ölçüsü bu Saima göldü. L harfli olan Ladoga göldü. Bu harfli olan Venedik gölüydü, İsveç'in arasında diye. Yanındaki bu harfli olan göl ise Vetterin göldü. Vetterin göldü. Bu C harfli olan Cenevre göldü. Bu harfli olan göl. Demeli Azerbaycan edebiyatında bunu geçirsiniz. Müteşabih vazihin eserlerin oradan gelen ölçe İsveç'te sefilemiz ya Avusturya'dan gelen bir şair götürüp aparır tercümeyi Müteşabih vazihin adıyla çap ettirir. Ama eserler o kadar meşhur yayılır ki ondan sonra eserleri öz adına çıkıyor değil. Bunu ben özüm yazmışım. Bodenstadt olur. Hemen şahsın soyadı familyası benimremse. Gölün adı Boden gölüdür. Bu gölü ise Atlalan'da yerleşir o göl. Bu gölü ise Macaristan'ın Paten Budapest'in yakınında yerleşen Balaton gölüdür. E harfiyle gelen göl Şimali Kazeryan ovalarında Elton göldü, bunun yakında Baskılçak gölü var ama Baskılçak gölünü Kayteri'de tapmak çok çetindi. Demek ki burası Büyük Tuzca Tağlarından biriydi. Türkiye arasında T harfiyle gelen Tuz gölüydü. Van gölün, şimdi görürsünüz. Bu ise bizim Canım Azarbı'nda yerleşen Urmiye gölüydü. Urmiye gölünden şimalda ise bu bizim Göçe gölüydü. A harfiyle olan Aral göldü. İ harfiyle olan İstikkul göldü. Tiyanşan dağlarında yerleşir. Yüksek dağ göldü. Bu harfiyle olan Balkaş göldü. Z harfiyle olan Zaysan göldü. U harfiyle olan inişare gelecek Upsunur göldü. Bu harfiyle gelen ise dünyanın en derin gölü
çok büyük şirinsi ihtiyatla malıç olan 1600 milimetre derinliği olan Baykal bölge. Burada Limer Avrop hakkında yalnız ünlü malumatları verdim. Dernişlere, hırdalıklara emmediğim iklim uşağlardı. Tabi zonlarda burada yoktu. Kismet olsun onu sonra çekmiyoruz orada. Yani burada ses meksel olur. Hep göreceğim meçhul.